Bu yazı Haydar-ı Hoca Efendi'nin Hacet Örnekleri ve Duaları adlı eserinden alınmıştır. Senelik hayırları celp etmek için Berat Kandili'nde yapılacak bir hacet. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'in sır ve faziletlerine bir nihayet yoktur. Rabbimiz Teala'nın yüce, ezeli kelamı olması asebiyle. İşte bu sır ve faziletlerinden biri de Şaban ayıdır. Ve bu ayda Berat Kandili gibi bir mübarek geceyi ihya ediyoruz. Hadislerin rivayetlerine göre bu gecede senelik kişilerin ecelleri, rızıkları, hacca gidecekler, ölecekler, saitler, sakiler, senenin mühim olayları yazılır, tespit olunur, kesinleşir. Kimi Allah'ın rahmetine erer, kimi mahrum kalır. Kimi mükafatlandırılır, kimi cezalandırılır. İşte bu hikmetten dolayı anlıyoruz ki günlük hayatta amel ve taatlerimizin, dualarımızın bu yazgıda rolü çok büyüktür. Bir senelik muallak kader çizgimize bu tutumlar etki etmektedir. Bu kısa girişten sonra konuya gelecek olursak Kur'an-ı Kerim'de hurufu mukatta ile başlayan surelerden elif lam ile başlayan 13 sure vardır. İşte bu senelik muallak kader değişimleri bu 13 surede saklanmıştır. Yani bir yıl boyunca kimin başına ne gelecekse hadislerin ihbar ettiği emin olun bu surelerde saklanmıştır. Hiçbir sene yoktur ki arzda bu sureler genel manada dönüşümlü olarak tecelli etmiş olmasın. Bu verdiğim bilgiler gerçekten maneviyata vakıf ve Kur'an'ın inceliklerine vakıf olanlara ayandır. Muallak kader çarkı denen alemi manada bu anlattıklarımı temsil eden bir de 12 ve 13 uçtan oluşan çark vardır. Bunlar ehli olanlara malum bilgilerdir. İşte bu inceliklerinden dolayı sizlere nacizane tavsiyem, Berat Kandili Gecesi, gerek kandil öncesi kandile kadar bu aşağıda isimlerini verdiğim sureleri devamlı hacetleriniz niyetiyle okumanızdır. Bir yıl boyunca hayırları fethetmek, rızıkları celbetmek, muratlarınıza ermek niyetiyle bu sureleri mümkünse kandil gecesi okuyun. Hepsini bir seferde okuyamayacak olanlar ise kandilden en az üç gün veya beş gün önceden okumaya başlayın. Her bir sureyi bir üç defa okuyabilirsiniz ve mümkünse gündüzleri oruçlu bir şekilde bulunun. Oruç tutmak şart değildir ama tutmak daha evladır. Bu sureleri kandil gecesi bitecek şekilde okuyun ve yine mümkünse az da olsa sadaka verin ve Kandil gecesi 4 rekat hacet namazı kılın. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 11 ayetel kürsi, Fatiha'dan sonra 11'er defa İhlas suresi okuyarak kılın ve bu okuduğunuz sureleri vesile kılarak dua edin. Biiznillah muratlarınız hasıl olacaktır. Allahu Alem bir sebep. Bahsedilen sureler Bakara, Ali İmran, Araf, Yunus, Hud, Yusuf, Rad, İbrahim, Hicr, Ankebut, Rum, Lokman ve Secde sureleridir.